Mahsuni Şerif çağın pir sultanıydı. Halk için mücadele veren, yolu erkanı adına mücadele veren bir dedeydi, bir pirdi. Bir rehberdi. Aynı zamanda bir mürşidi. Elbette ki bu inkarcı zihniyetle, Diyanet'le birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmelerin altına atıp, tarikatları kendi içine alıp, FETÖ'nün yapmak istediklerini gerçekleştirmek isteyen, kendini referans alan bir zihniyete sahip. Ebu Suud gibi bir lanetliği, her ne kadar Osmanlı'nın fetvacısıysa, Alevi katliamlarına fetva veren Alevilerin nikahı boştur, katli vaciptir deyip de Yavuz'la birlikte işbirliği yapıp ve Alevilerin katline sebep olan bu insanın getirip milli eğitim müfredatına dahil etmesi kadar Alevileri işkencedir, zulümdür. O zulmü yaşatmaktır. Onun varlığını inkar etmektir. Bu ülkede Alevilerin varlığını inkar etmektir. Yok saymaktır. Bu zihniyeti hem kınıyoruz hem de lanetliyoruz. Böyle bir zata yer verilmesi. Bu ülkede sadece Aleviler yalnız yaşamıyor, Sünniler yalnız yaşamıyor. Diğer azınlıklar vardır. Onlara da saygı duymalı. Fakat inkarcı zihniyet devamlı Aleviler rencide edici sözler söylemek ve onlara hakaret, zulüm sayılan iştahatları gerçekleştirmek bu ecdadından kalan bir sürektir bunlarla. Çünkü o süreyi yine Ebu Suud'dan almışlar, Osmanlı döneminden almışlar. Böyle bir zihniyeti yer vermeleri inkarcılıktır. Yok saymaktır. Onlar nasıl bu zihniyete değer veriyorlarsa biz de Ebu Suud'u ve milli eğitimin almış olduğu bu kararları tanımıyoruz ve kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bunları her yerde işte çocuklarımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza anlatmak lazım. Muhabbetlerimizde yer vermek lazım. Nereye götürmek istiyorlar? FETÖ'nün şeyi, işte gidip yuvalarda bile dahi çocukları alıp götürüp, yetiştirip, ondan sonra üniversitede birinciliği kazanan çocukları yurtlarına yerleştirerek, onların beyinlerine girip, işte bu güzelim felsefeyi yok etmek. Aynı şeyi şimdi kendileri devam ediyor. Sözde hani ona karşı mücadele veriyorlardı. Değil. Şimdi de Ebu Suud'a, Yavuz Sultan Selim'e ve Osmanlı'nın o karanlık dönemini icraatlarıyla gerçekleştirmek istiyorlar. Referansları devamlı karanlığa doğru gitmektir. Çağdaşlığı yakalayamıyorlar. Laikliği yakalayamıyorlar. İnsanlığı yakalayamıyorlar. Güzel ahlakı yakalayamıyorlar. Böyle zihniyetten de zaten bu beklenir.